Suç örgütü yakıştırması haksız ve hukuksuzdur. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımıza yönelik sözde silahlı suç örgütü iddialarının temelsiz ve çirkin bir söylem olduğu, hiçbir somut delile, vakaya, belgeye dayanmadığı, akla, mantığa, vicdana ve gerçeklere tamamen aykırı olduğu, kanuni ve hukuki değeri olmadığı açıktır. Bu mesnetsiz ve asılsız iddia, daha önce 2016 yılında kötü niyetli bir kişinin savcılığa yaptığı şikayet nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Savcılık bu iddianın gerçek dışı olduğunu tespit ederek takipsizlik kararı vermiştir. Bu karar kesinleşmiştir. Dolayısıyla suç örgütü iddiasının asılsız olduğu kesinleşmiş bir yargı kararıyla da sabittir. Ayrıca Sayın Adnan Oktar'ın bölücü terör örgütlerinin ideolojilerinin geçersizliğini ortaya koyan fikirleri, eserleri ve televizyon programları nedeniyle DAEŞ, DHKPC, El-Kaide ve PKK gibi devlet ve millet düşmanı birçok terör örgütünün hedefinde olduğu, Sayın Adnan Oktar'ın ve arkadaşlarımızın bu örgütler tarafından birçok kez ölüm tehditlerine maruz bırakıldıkları kamuoyunun da bildiği bir gerçektir. Dahası emniyet güçlerimiz tarafından yakalanan bazı teröristlerin üzerinden çıkan ölüm listelerinde Sayın Adnan Oktar'ın adıyla birlikte ev ve yayın yaptığı stüdyoların adres ve krokileri ele geçirilmiş ve bu olay basına da yansımıştır. Bu olay üzerine emniyet ve valilik tarafından Sayın Adnan Oktar'a resmi polis koruması tahsis edilmiştir. Bu koruma süresi her sene yenilenmiştir. Sayın Adnan Oktar gözaltına alındığı 11 Temmuz 2018 itibariyle de koruma kapsamındadır. Dolayısıyla tutuklu bulunan kişilerden bazılarının can güvenliği sebebiyle taşıma ruhsatlı silah sahibi olmaları kanuna uygun olmasının yanında son derece doğal bir durumdur. Kanuna uygun insani bir durumu ortada tek bir delil dahi yokken silahlı suç örgütü iddiasına dayanak yapmaya çalışmak, hayatını ülkesinin menfaati için harcamış vatansever, milliyetçi, dindar insanlar için silahlı suç örgütü ifadesini kullanmak çok çirkin bir iftiradır.